Kanal 23 ekranlarına, Seçime Doğru programına hoş geldiniz sayın seyirciler. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'nı ve 28. dönem parlamentosunu seçmek üzere sandık başına gidiyor. Bizler de bu süreçte Elazığ'ın seçim atmosferini ekranlara taşımayı sürdürüyoruz. Elazığ'dan seçime girecek siyasi partilerin milletvekili adaylarını sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Yine çok önemli ve değerli bir konuğumuz var. AK Parti Elazığ 5. sıra milletvekili adayı Sayın Hasan Murat Öz bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim çok az bir süre kaldı 14 Mayıs'a ama sizler alandaki çalışmalarınızı liste açıklandığı andan beri sürdürüyorsunuz ve gün be gün artarak devam ediyor bu çalışmalar. Öncelikle soralım, çalışmalar nasıl gidiyor? Öncelikle ekranları başından bizleri izleyen kıymetli hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Aynı zamanda bugün Elazığ'ımızda meydana gelen bir yangın olayı oldu. Kıymetli iş insanlarımız Sayın Vedat Görgöz, Ahmet Şen ve Hacı Bayram abilerimizin işletmelerinde büyük bir yangın meydana geldik. Tabii kendileri özellikle ihracat noktasında Elazığ'ın en önde gelen firmalarında, istihdam noktasında da en fazla eleman çalıştıran firmaların başında geliyor. Hem kendilerine hem ilimiz adına bir geçmiş olsun dileklerinde bulunayım. Evet. Akabininde de tabii seçim atmosferi her gün hızlanarak devam ediyor. Bizler tabii yaklaşık bir buçuk iki aydır hem aday adaylığı döneminde sahadayız hem de aday listeleri açıklandığı andan itibaren sahada koşturuyoruz. Tabii şu noktada ilk başta halkımıza ben teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin büyük bir yoğun bizlere karşı ilgi, alaka, teveccühü var. Gittiğimiz her yerde Allah'a çok şükür dualarla uğurlanıyoruz. Boynumuza sarılan özellikle yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz oluyor. Mutlaka ki hem gençliğimizin verdiği enerjimiz, dinamizmimiz, heyecanımızı onlar da alıyorlar. Hem de Cumhurbaşkanımıza olan teveccühten dolayı bizleri her zaman çok güzel karşılıyorlar. Tabii Elazığ her zaman Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin yanında olan, her zaman en yüksek oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza destek olan illerin başında geliyor. Bu seçimde de inşallah her geçen gün sahada oyumuzu arttırarak, gönül gönüle, sıkılmadık el bırakmayarak koşturuyoruz. Gerisi bakalım inşallah Rabbim bizlere hayırlı sonuçlar almayı Elazığ'dan nasip eder. Hem milletimizi mahcup etmeyiz hem bizleri buraya gönderip inanan, güvenen Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyiz. Bakalım, hayırlısı hakkımızda peki inşallah. Peki efendim siz Elazığ özelinde yine AK Parti'de Gençlik Kolları Başkanı'ydınız. Daha sonra genel merkez düzeyinde Gençlik Kolları'nda önemli görevlerde bulundunuz. Aslında sizin için şu tanım belki çok doğru bir ifadedir. AK Parti'nin çekirdeğinden oluşan bir siyasi kimlikle bugün adaysınız. AK Parti'nin özellikle Gençlik Kolları kısmındaki yaptığınız çalışmalar da aslında o dönemler için çok önemli çalışmalardı. AK Parti'nin tabanını çok iyi biliyorsunuz. Gençlik yapılanmasını çok iyi biliyorsunuz. Teşkilat yapılanmasını çok iyi biliyorsunuz. Bu bilgi tırnak içerisinde, tabii ki yaşınız çok genç. Bu dönemki AK Parti'deki en genç milletvekili adayısınız. Bunun tecrübelerini sahada görüyor musunuz? Yansımalarını sahada görüyor musunuz? Gençlerle farklı da bir iletişiminiz var. Gerek bu dönemki tırnak içinde Z kuşağı denilen gençlik, gerekse sizin döneminizdeki gençlikle birlikte ilk defa oy kullanacak olan da bir seçmen kitlesi var. Sizin gözlemleriniz nelerdir? AK Parti'ye bakış, sizin döneminizdeki gençlikle bu dönemki arasında bir fark var mı? Ve bu fark varsa eğer oy olarak ne kadar yansır? Şöyle, tabii AK Parti benim daha çocuk yaşta sevdalandığım bir Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdasıyla yollara revan olan bir kardeşleriyim. Üniversite yıllarımda bulunduğu yurtta Öğrenci Birliği Başkanlığı yapmış. Akabininde Kıbrıs'ta Kıbrıs Milli Talebe Birliği'nin başkanlığını yapmış. 2013'te Gençlik Kolları Başkanlığı sürecini başlatmış bir kardeşinizim. Tabii bu süreçte bizler o dönem gençlerle her zaman iç içe olup gençlere bir başkancılıktan çok abilik yapmaya çalışmış bir kardeşleriyim. O dönem şöyle güzel işlere imza attık. Tabii özellikle ülkemiz şu an milli savunma alanında güzel işlere imza atıyor. Biz de o dönem
Havelsan, Aselsan, TAİ gibi kurum ve kuruluşlara her zaman Elazığ'ımızdan otobüslerle insan genç kardeşlerimizi götürüyorduk. Orada oraları gezdiriyorduk, oraları tanıyorlardı, Ankara'yı tanıyorlardı. Hem kendi okullarıyla alakalı hem de ilerleyen yıllarda geleceği konumlarla alakalı bir ufuk açmaya çalışıyorduk. Bizler her zaman gençliğin yanında olmuş, gençlikle iç içe olmuş, her sokakta bir gence dokunmaya çalışan bir abileri, kardeşleri olmaya çalışmışım. Şuradan alayım. Şu an 6 milyon ilk kez oy kullanacak Türkiye'de genç seçmen var. Elazığ'da da yaklaşık 20 bine yakın bir oy kullanacak genç seçmenimiz var. Tabii AK Parti gücünü her zaman gençlikten almış. Gençliği mihenk taşı olarak görmüş ve her zaman gençlere sahada da yer vermiş bir teşkilattır. 22 yaşında bir gençlik kolları başkanı olarak başlatmış süreci kendimden yola çıkarsam. Yaklaşık 5 yıl İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapmışım. 3 yıl Ankara'ya gitmişim. MKK üyeliği yapmışım. Akabininde teşkilatlara bakmışım 81 ilde. Akabininde de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürütmüşüm. Baktığınız zaman AK Parti'nin çok güzel bir sloganı var. AK gençlik yetiştirir. Baktığınızda şu an hem Elazığ'ın mevcut adaylar içerisinde en genç adayım. Türkiye'nin de en genç adaylarından biriyim. Tabii Cumhurbaşkanımız gençlere her zaman siyasetin öznesin olarak. Ve özür dilerim, netleştirmek adına şunu da hatırlatmak isterim izleyicilerimize. Siyaset akademileri vardı AK Parti'nin. Özellikle genç kitle için, AK gençlik için. Siz tabii oralardan da yetişen biri olarak şu an milletvekili adayısınız, tabii, değil mi? Yani buralardan yetişip buraya Allah şu an bize oralarda 5 yıl AK Parti'de il başkanlığı, 3 yılda genel başkan yardımcılığı sürecinde milletimize hizmet etme fırsatı verdi. Rabbime şükürler olsun, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle inşallah milletvekili olarak da Rabbim bu güzel şehre hizmet etmemizi nasip eder. Şurada geleceğim. Tabii sahaya indik. İlk başlarda böyle bir toplumda şöyle bir korku var. İşte gençlik çok başına buyruk. İşte böyle özellikle son zamanlarda ya böyle biraz içi boşaltılmaya çalışan bir nesil olarak görülüyor. Ve bazı kalıplara sokuluyor. İşte Z kuşağı gibi alfabetik kalıplara sokulmaya çalışan bir gençlik var. Ama sahaya indiğimizde ve gençlik kolları başkanlığı sürecimizde gördük ki Allah'a çok şükür gençlik milli ve manevi değerlerine gayet bağlı. Özellikle darbede şunu, o dönem çok daha ses gür çıkıyordu. Ya gençlik nereye gidiyor? Gençliğe ne oluyor gibi söylemler vardı ama meselenin vatan, millet, devlet olduğu görüldüğünde valla yeri geliyor genç kendini tankın altına da koyuyor, geri geliyor namlunun ucuna da alnını doğrultuyor. Hı hı. Bu noktada Allah'a çok şükür gençler gayet vatanına, milletine sevdalı. Özellikle ben gençlerle konuştuğumda hep şunu diyorum. Diyorum güzel kardeşim, mühendissen en iyi mühendis olmak zorundasın. Öğretmensen en iyi öğretmen olmak zorundasın. Siyaset bilimcisen her zaman çok okumalı, çok araştırmalı, kendini çok geliştirmelisin. Şimdi şöyle bir süreç var. Allah'a çok şükür gençler kendi doğrularıyla karşı tarafın doğrularını araştırıp, bunu sentezleyip özellikle Türkiye ile dünya arasındaki farkları inceleyen bir nesile doğru gidiyoruz. Bu noktada ben gençlerden çok umutluyum. Sahada da müthiş bir, Allah'a çok şükür, gençlerden teveccüh alıyorum. Bu dönemin gençlerin ağabeyi olma ya, sıfatını alacaksınız o zaman. Öyle görünüyor. Bazen bu beni korkutuyordu ama şu an hoşuma da gidiyor. Özellikle her gün gençlerle iç içeyim, bir aradayım. Gerçekten onları anlıyorum ve konuştuğumda onların da beni anladığına inanıyorum. Bu noktada çünkü bana inanıyorlar, güveniyorlar. Ben il başkanlığı sürecimde de hep bizi en önde tutmuşum. Baktığınız zaman bizim dönemimizde her zaman işte o dönem üniversite teşkilatımız ortalama günde 1.3 program yapmış. Her zaman onlara faydalı olmaya çalışan bir kardeşleri olmaya çalışmışım. Her zaman onlara ufuk açmaya, onlara yol göstermeye çalışan, onların derdiyle dertlenip onların mutluluğuyla mutlu olmaya çalışan bir abileri olmuşum, kardeşleri olmuşum. Zaten Allah'a çok şükür bu oturmuştu. Tanıyanların hepsi şöyle diyor, ya abi sen gençlik il başkanlığının döneminde her zaman güzel işlere imza atmışsınız. Bu Allah'a çok şükür tek benimle olacak bir şey değildi. Her zaman biz düsturunu en önde tuttuk. Güzel işleri imza atmaya çalıştık. Ki o dönemimizde de bunun meyvesini şöyle aldık.
Bizim dönemimizde buradan yetişmiş genç kardeşlerimiz Hatay'a il başkanı oldu. Kadın kolları Bursa'ya kadın kolları başkanı oldu. Genel merkeze yolladığımız kardeşlerimiz var. Ben her zaman şunu demedim. Ya ben olayım da ne oluyorsa olsun gibisinden değil. Her zaman dedik biz. Çünkü biz ne kadar güçlü olursak birimiz birimizi elini tuttuğunda hep birbirimizi yukarı çekmeye çalıştık. Bu noktada da gençlik bunu biliyor. Onlara nasıl değer verdiğimi, onları nasıl sevdiğimi biliyor. Bu noktada gençlerimiz Allah'a çok şükür feraset sahibi. Zaten AK Parti'nin en büyük gücü gençlik. Yaklaşık 1 milyon genç üyemiz var. En büyük sivil toplum hareketlerinin başından geliyor. En yakın rakibi işte örnek veriyorum bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam üye sayısından daha fazla bir gençlik teşkilatı olan bir partiden bahsediyoruz. Bu noktada da tabii şöyle bir şey var. Ülkenin %45'i genç nüfusu oluşturuyor. AK Parti her seçimde üstüne koya koya gitmiş ve bunu gençler olmadan yapması mümkün değil. Çünkü gençlere inanan, gençleri seven, gençlere değer veren bir liderleri var. İşte gençliğin seçilme yaşını 30'dan 25'e düşürmüş. Daha sonra 25'ten 18'e düşürmüş. Şu anda da 19 yaşında bir genç kardeşimiz inşallah görünüre göre aday listelerinde seçilecek yerde. Ve gençlerin bir temsilcisi noktasında her zaman var. Şöyle Allah'a çok şükür baktığınızda işte üniversite sayısını 76'dan 206'ya çıkarmış. Baktığınızda üniversitede harçları kaldırmış. Baktığınızda 150 bin olan üniversitelerdeki yurtlardaki yatak sayısını yaklaşık 850 bine taşımış. Allah'a çok şükür her noktada teknoloji üreten bir gençlik hedefi olmuş. Ve baktığınızda teknoloji tüketenden teknoloji üretene bir üreten bir topluma gelmiş. Ya bizim şöyle bir tabii desturumuz vardı. Biz hep şunu söylüyorduk. Bizler ilk başta aklı selim bir gençlik. Nasıl ilimde, fende, matematikte, bilime değer veren bir gençlik istiyoruz. Baktığınızda işte zevki selim bir gençlik istiyoruz. Sporuyla, sanatıyla, kültürüyle her noktada en önde giden bir gençlik istiyoruz. Ve baktığınızda kalbi selim bir gençlik istiyoruz. İmanıyla, edebiyle, toplumda büyüğünü bilen, küçüğünü bilen ve tevekkür eden bir gençlik istiyoruz. İnşallah Rabbim bizleri mahcup etmez. Ben genç kardeşlerimin desteğinden dolayı çok mutluyum. Allah'a çok şükür bize gençliğin abisi sıfatını söylüyorlar. Ben hep de onlara da diyorum. İnşallah Rabbim beni onlara mahcup etmez. Çünkü onlarla çok güzel bir iletişimimiz var. İnşallah birlikte de çok güzel işler yapacağız. Peki efendim 28. dönemden vatandaşın parlamentodan seçilecek olan milletvekillerinden bu dönem beklentisi ne? Çünkü dinamik bir toplumda yaşıyoruz. Artık siyaset hayatımızın her alanında var. Hani bir tabir vardır ya 7'den 70'e herkes de bir siyasi görüş var. Olaylara bir siyasi anlamda bir vakıf oluş var. Dünyayı takip ediyoruz. Dünyanın içerisinde Türkiye'yi takip ediyoruz. Türkiye'nin iç ve dış politikasını takip ediyoruz ama bir de beklentiler var. Şehir özelinde beklentiler var ve ülke özelinde beklentiler var. Ne bekliyor vatandaş? Tabii vatandaş şöyle bir doğruyu söylemek gerekirse ben aday adaylığı sürecinde de herkese şu soruyu soruyordum. Nasıl bir milletvekili hayal ediyorsunuz? İlginçtir. Herkesin ilk başta beklentisi dokunulabilir bir milletvekili beklentisi var. Düğününde, taziyesinde, mutlu gününde, işte hastasında, yanında görmek istediği bir milletvekili profili var. Ulaşılabilir bir milletvekili istiyor. Bir problemimde, aradığımda ulaşmak istiyor. Yani o dakika diyor ki telefonun toplantıda olabilirsin, işin olabilir ama en azından sonrasında bir dönüş bekliyor. Şunu istiyor, benim bir işim olduğunda bizle ilgilen, olup olmaması önemli değil ama bizim için bir çaba sarf ettiğini görmek istiyorum gibi cümleler duyuyorum. Baktığınızda zaten en büyük sebep şeylerimizden biri de proje üreten, istihdam üreten, şehre değer katan bir vekil profili görmek istiyor. Tabii biz şu noktada iddialıyız. Özellikle dokunulabilir olma noktasında en iddialı vekil profillerinden biriyim.
Çünkü işte organize sanayide bir istihdam sağlayan bir firmanın yöneticisiyim, endüstri mühendisiyim. Baktığınız zaman hep gençlerle iç içe olmuşum. Baktığınız zaman yeri gelmiş spor kulüpleriyle iç içe olmuşum. Elaspor'da ikinci başkanlık yapmışım. Ve şu noktada çok iddialıyım. Şehre girişte atıyorum Karşıyaka'da da varım. Çıkışında Hilalkent'te de varım. Güneykent'te de varım. Şahinkaya'da da varım. Diğer tarafta Doğukent, Ulukent. Baskil'de de varım. Arıcağ'ın yukarıda Erimli ilçesinde de varım. Her noktada da gezen, toplumun her noktasına dokunan, toplumla iç içe olan zaten bir kardeşleriyim. Diğer tarafta baktığımızda toplum şunu söylüyor. Proje üreten, hep böyle Elazığ'la ilgili hayırlı işlerde olan bir vekil profili istiyor. Vallahi ben de gencim, enerjim yüksek, dinamizmim yüksek, heyecanım yüksek. Bu şehirle ilgili hayalleri olan, bu şehirle ilgili umudu olan bir genç kardeşleriyim. Bu şehire inşallah güzel bir vizyon katarız. İnşallah bölgenin bir lideri her noktada olma hedefimiz var. İnşallah bizler bunları gerçekleştirebiliriz. Ben şuna inanıyorum. Gençliğimizin verdiği enerjiyle, heyecanımızla, umudumuzla ben bunun altından kalkabileceğime inanıyorum. Şundan dolayı bizim güzel bir ekibimiz var. Her noktada işte baktığınızda Erol Hoca'ya bakıyorum. Bürokrasi de çok iyiydi. Yıllarca halkın içindeydi. İşini çok iyi yaptı. Ve Cumhurbaşkanımız döndü. Dedi ki hadi bakalım bürokrasi de çok iyiydin. Şimdi seni siyasette görelim. Ve Allah'a çok şükür bizler gençlikte kendimizce güzel işler yapmaya çalıştık. Şimdi Cumhurbaşkanımız dedi ki sadece gençler olmaz. İline de hizmet etmelisin. Baktığınız zaman Mücahit Bey belediyede çok iyi işler yaptı. Toplum şu an inşallah onu hep bu güzel işlerle yad edip vekillik noktasında da destek verecek. Mahmut abi Ankara'da, İstanbul'da teşkilatların içerisinde yer aldı. Şimdi Cumhurbaşkanımız dedi ki biraz da Elazığ'a bu güzel hizmetleri görelim. Ejder Başkan da işte en son maden rezervi noktasında en büyük emeği olan kişilerin başında geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük maden rezervinin ortaya çıkmasında çok büyük emekleri olmuş. Ve şu anda da ikinci sıra milletvekili adayımız. Bürokraside varız, ticarette varız, siyasette varız. Her noktada paydaş denilebildiğimiz noktalarda her biri bir paydaşı oluşturuyor. İnşallah bizler de güzel işlere imza atarız. Bu güzel şehre Rabbim bizi mahcup etmez diye umut ediyorum. Büyüklerime de hep öyle söylüyorum. Diyorum ki ablam, teyzem, amcam hep bizim için hayırlı işler yapmamızı noktasında bize dua edin. Hayırlı işlerin içinde olmamız için bize dua edin. İnşallah burada ekranları başındaki hemşehrilerimizden de ricam dualarını bizden eksik etmesinler. İnşallah hep birlikte güzel işleri imza atacağız. Peki efendim, şimdi bir yandan da dedik ki hani toplum dinamik, sorunlar her geçen gün değişebiliyor, artarak devam edebiliyor. Var olan sorunlarımız var. Yapılan çalışmalar var, tamamlananlar var. Daha henüz tamamlanamayan, yapılması süreci devam eden çalışmalar var. Ve biliyoruz ki kamu yatırımları, yani devletin yürütme görevinde siyasi erkinde çok büyük etkisi var. Siz eğer yarın milletvekili olarak meclise girmeniz halinde, özür dilerim, Elazığ'da şu an yapılan kamu yatırımlarının, yapımı devam eden kamu yatırımlarının bir an önce tamamlanabilmesi için Elazığ'ın o halk arasında hep denir ya kronikleşmiş sorunları var. O sorunların çözümü noktasında nasıl bir profille hizmet etmeyi düşünüyorsunuz? Bunun yanında evet bir parti mensubiyetiniz elbette ki olacaktır. Ama seçildikten sonra Elazığ genelinin, size oy veren vermeyen herkesin milletvekili olarak mı görev yapmak istersiniz? Sivil toplum kuruluşlarıyla ve bürokrasiyle diyaloglarınız nasıl olacak? Herhangi bir sivil toplum kuruluşunun sizlere getireceği, şehrin menfaatleri doğrultusunda hazırladıkları bir projenin hayata geçmesi noktasında ilgili bürokrasiyle veya bakanlıklarla görüşme olanağı sağlar mısınız? Şimdi Elif Hanım, şöyle bir şey. Şu noktada biraz iddialıyım. İletişimi iyi olan bir kardeşiniz olduğuma inanıyorum. Yani karşındakine her zaman değer veren, haddini bilen bir kardeşleriyim.
Bu noktada da şuna inanıyorum. Genel merkezde yaklaşık 3 yıl görev aldım. Elazığ'da da siyasetin içindeydik. Orada siyasetin en üst partinin, iktidar partisinin en üst düzey yöneticilerinden biri oldum. Ve orada tabii ki ister istemez oradaki siyasi büyüklerimizle de hem bir abi kardeş hukukumuz oluştu, hem de özellikle onları tanıma ve kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Şu noktada zaten ben şunu açıkça söylemek istiyorum. Ben Allah'ın izniyle herkesin vekili olacağım. Yani mutlaka ki biz zaten Cumhurbaşkanımızın da bugüne kadar buralara gelmesindeki en büyük neden toplumun her kesimini kucaklayan, her kesiminin gönlünü alan, her kesiminden destek alan bir liderin. Bizler de inşallah burada yol arkadaşları olacağız. Genel merkezde görev aldık, oraları gördük, bildik. Orada bir siyasi çevremiz var. Bir taraftan da bürokrasi çevresi olacak. Zaten şu an o bürokrasiyi, o bakanlıklarda olan kişilerin çoğu daha önce AK Parti'nin bizle beraber bir şekilde bir kademesinde görev almış büyüklerimiz, arkadaşlarımız oluyor. Bu noktada da bizler iletişimimizle onlardan inşallah bu şehir için alamayacağımız bir şeyin olmayacağına inanıyorum. Özellikle kamu yatırımları noktasında da ben şu noktada iddialıyım. İnşallah bizim dönemimizde Rabbim en fazla yatırım alınan dönem olarak süreci sürdüreceğimiz dönem olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten güzel bir belediye başkanımız var. Her noktada iletişimi iyi, herkes tarafından sevilen, Ankara'da da herkes tarafından sevilen ve bir şey istediği zaman mutlaka ki karşıdan bunu kopartan bir abimiz var. İl başkanımız keza öyle. Bizlere her zaman abilik ediyor, yol gösterici. Biz de 5 tane arkadaş birbirine sahip çıkan, destek olan ve bu noktada il için ne gerekiyorsa taşın altına gövdesini koyacak bir ekibi oluşturuyoruz. Biz özellikle ben şu noktada iddialıyım. Bizler tek başımıza değil, belediyesiyle, STK'larıyla, sivil toplumuyla, halkıyla, basınıyla, sizlerle beraber inşallah bu memleketin en büyük sorunlarını minimize edeceğiz ve inşallah çok güzel hizmetler yapmayı Rabbim bize nasip edecek. Peki efendim, biraz önce dediniz ya, amacımız Elazığ'a hizmet etmek, bir Elazığ hayalimiz var, bir Elazığ vizyonumuz var. Bu hayalinizi, bu vizyonunuzu anlatmak ister misiniz? Tabii. Elazığ bugün nerede Elazığ ve siz milletvekili olmanız halinde yapacağınız, yapmak istediğiniz çalışmalarla birlikte Elazığ'ı nereye doğru götürebileceksiniz? Şöyle Elif Hanım, Allah'a çok şükür Elazığ çoğu ilin önünde. Mutlaka ki eksiklerimiz var, yanlışlarımız var, hatalarımız vardır. Ama ben teşkilat başkan yardımcılığı, vekilliği görevini yürüttüm ve yaklaşık 81 ilden sorumlu bir kardeşinizdim. O dönem bütün illeri gezdim. Şöyle bir algı var, hangi ile gittiysem çoğu il kendi siyasilerinden memnun değil. Ve ilginçtir, herkes Elazığ'ı övüyor baktığınız zaman. İşte Malatya'ya gidiyorum, hiçbiri kendi vekilinden memnun değil. Elazığ'ın çok gerisinde kaldığını söylüyor. Elazığ'a geliyorum, Elazığ tam tersini söylüyor. Şimdi Elazığ'ımızın en büyük sorunu şu. Elazığ'ımız mutsuz bir şehir. Bizim inşallah ilk hedefimiz şehrimizi bölgede lider bir şehir haline getirmek. İkinci hedefimiz şehrimizi mutlu bir şehir haline getirmek. Ne demek? Birazcık onun içini açacağım. Aşırı derecede mutsuzluktan mutlu olan bir topluma dönüştük. Her noktada olumsuzluk pompalayan, her noktada yapılan güzel bir işin içinde olumsuzluk arayan bir kesim var. Ve bu kesim her olayda, işte örnek veriyorum, geçen yine örnek verdim. Bir stat yaptık. Şehrin ortasında yaptık. Bütün şehirler şehrin dışına taşıdı. Biz büyük bir gayretle bunu mevcut yerinde yaptık. Altını AVM yaptık. Oturulabilir, orada işte vakit geçirilebilir bir yer yaptık. Estetiği çok güzel. Baktığımız zaman konuşulması gereken tek şey, işte Allah razı olsun, güzel bir stat. İşte stadın takımının en kısa zamanda Süper Lig'e çıkmasıyla alakalı olumsuz yorumlar alabilirdik. Buna eyvallah. Ama bizim en çok olumsuz yorum aldığımız kısım Elif abla şu oldu. Koltuk renkleri neden daha fazla beyaz?
neden daha fazla bordo değil? Şimdi nereden bakarsanız bir eksiklik bulabilirsiniz. Ama orada yaklaşık 1 katrilyona yakın eski parayla yapılmış çok devasa bir yatırım var. Ama biz orada biri dedi ki ya koltuk rengi niye beyaz? Altında yaklaşık 750 kişi de hayır beyaz, hayır bordoyu tartıştık. Şimdi bu noktada ve bir anda siyasilere büyük bir tepki geldi. Ya nasıl daha fazla beyaz olur? Şimdi bunu çok konuşmamalıyız. Bizim oradaki baktığınız zaman çok güzel bir stat yapılmış. Stadın artılarını konuşmalıyız. Yanında da demeliyiz ki ya bu yapıldı ama bu böyle yapıldığı için böyle yapılsa daha güzel de olabilirdi. Ama bir ekip bir anda şehri organize bir hale getirdi ve bir anda büyük bir negatiflik pompalandı şehre. İşte bu noktada iktidarın aslında kamu tarafından yapılan yatırımları, hükümet tarafından yapılan yatırımları daha fazla ya da daha iyi anlatması gerekmiyor mu bu ve bunun gibi durumlara mutlaka meydan vermemek adına? Mutlaka ki bizim de bu cümleden o çıkıyor. Yani bizim de eksiklerimiz var. Biz daha fazla bunları anlatabiliriz. Hı hı. Hemen burada bir parantez açacağım. Mesela tabii burada kimseye laf söylemiyorum. Hı hı. İlk başta onu bir düzelteyim. Şöyle bir şey. Toplumda konuşuyorum. İlginçtir. En fazla şikayet aldığım noktalardan biri şu. Toplum diyor ki bu afet bölgesi olayı vardı ya. Bunu CHP'li bir milletvekilinden dolayı kaynaklandığını söylüyor. Mesela ben buna çok şaşırıyorum. Hazır konu buraya gelmişken. Şimdi birinci Elazığ depreminde de Elazığ deprem bölgesi ilan edilmişti. Şu an 11 tane ilde hangi haklar var ise Elazığ'ımız o günde aynı desteklerden faydalanmıştı. O günkü ismi genel hayata etkin işte afet bölgesiydi. Sonra Cumhurbaşkanımız bunun ismini 2021'den sonra afet bölgesi olarak değiştirdi. Afet bölgesi olarak değiştirildikten sonra da o günkü ismi farklıydı. 3 yıl önceki ismi farklıydı. Bugünkü ismi farklı. Şimdi buraya geliyorum. Toplum diyor ki işte CHP milletvekili diyor ki ben yaptım. Ben de diyorum ki şimdi bizler Recep Tayyip Erdoğan'ın evlatlarıyız, yol arkadaşlarıyız. Sonuç olarak burada da onun temsilcileriyiz. Benim 4 tane milletvekilim çok iyi mücadele etmiş. Elazığ afet bölgesini aldırmış. Biri çıkmış, ben Cumhurbaşkanı'yla görüştüm demiş. Ve öyle bir algı yapmış ki sanki o yapmış. Şimdi birincisi abla şöyle bir şey. Zaten 46-69 olması lazımdır kanun. Kanun diyor ki nüfusu 50 binden fazla. Yıkılan bina sayısı 100'den fazla ise afet bölgesidir. Biz zaten AK Parti hükümetinin çıkardığı kanunla otomatikman afet bölgesiyiz. Ama öyle bir algı oluşturulmuş ki mesela ben çok üzüldüm ona. Bizim o dönem ben vekillerimizin de çok büyük mücadelesine şahitlik etmiştim. Bizim yaptığımız bir şey birisi sosyal medyayı ve basını daha iyi kullanmış, iletişimi daha iyi kullanmış. Bütün Elazığ da zannetmiş ki iktidar partisinin mensupları yapmamış. Diğer taraftaki muhalefet yapmış. Bunu da buradan düzelteyim. Bu noktalarda milletvekillerimizin çok büyük emeği var, gayreti var. Mutlaka ki şuraya geleceğim. Eksiklerimiz, yanlışlarımız vardır. Ama bizim yaptığımız bir şey de başka bir tarafa mal olmasın. Nasıl bazı noktalarda yapılmadığı için dayak yiyorsak, bizden taraf yapılan işler için de en azından bir değer görülmesi lazım diye düşünüyorum. Diğer konuya geçeyim hemen. Bölgesinde vizyon bir şehir. İlk vizyonumuz şu. Bölgesinde güçlü bir şehir. İkinci vizyonumuz mutlu bir şehir. İnşallah bunu ilk hedefimiz toplumun her noktasında mutlu bir şehir oluşturmak. Nasıl yapacağız? Baktığınızda özellikle kendimde organize sanayide bir işletme sahibiyim. Evet, onu da sormuş olan bir iş insanısınız. Daha fazla istihdam yaratabilmek adına. Tabii. En büyük hedefimiz ve benim yöneleceğim nokta gençlere istihdam noktasında katkı sağlamak. Nasıl? Zaten Allah'a çok şükür devletimiz Elazığ'ımızı 6. bölge teşvik
kapsamını almış. Hı hı. Bu noktada da özellikle vergi noktasında, SSK prim desteği noktasında, işte eleman maaşı noktasında belli destekleri var. Ve son zamanlarda özellikle Elazığ'ımızın tekstil kent olması noktasında güzel, hızlı bir ivmesi var. Hı hı. Ben düneyim İşkur'daydım. İşkur'da şu anda Elazığ'da gerçekten özellikle sordum, bütün veriler işlenmiş mi? İşlenmiş dedi. İşsiz sayımız şu an yaklaşık 21 bin civarı dedi. Hı hı. Yani 620 bin bir şehire bakıldığında yaklaşık bu da %3'lere falan denk geliyor. Türkiye ortalamasının müthiş derecede altındayız. Hı hı. Bu beni çok mutlu etti. Özellikle son yıllarda şuraya geleceğim. En büyük hedefim bir işletmeci olarak, bir mühendis olarak yöneleceğim alan sanayi ve istihdam olacak. Hı hı. Diğer tarafa baktığınız zaman zaten bazı noktalarda son yıllarda hızlı bir ivmemiz var. Neden var? Mesela su ürünlerinden, hı hı, alabalıktan. Özellikle Türkiye'nin en fazla alabalık üreten illeri arasında birinci iliz. Hı hı. Ve baktığınız zaman şu anda Keban'da işsizlik sorunu yok. Ağın'da işsizlik sorunu yok. Elazığ'dan da büyük bir işçi talebi var, hı hı, firmanın. Özellikle ben buradan belirteyim, işsiz kardeşlerime, iş arayan kardeşlerime, reklam gibi olmasın, hı hı, ama en azından faydamız olsun. Bir Gümüşdağ diye bir firmamız var. Şu an eleman arıyor. Bu noktada da evet. En da azından isim vermeyelim. İsim vermeyeyim ama en azından şimdi ben yayına çıkmadan da söyledi. Hı hı. Dedi ya, çok sıkıntı yaşıyoruz eleman bulma noktasında. Hı hı. Yaklaşık bir 150-200 tane daha eleman ihtiyaçları var. En azından bizler de bir kardeşimizin belki burada bir, hı hı, iş sorununa derman olmuş oluruz. Onu belirteyim. Hı hı. Şimdi baktığınızda su ürünlerinde çok güzel bir ivmemiz var. Bizlerin de desteğiyle, özellikle kendim de soğutma sistemleri üzerinde çalışan bir firma olduğum için bu noktada da bizlerin desteğiyle Elazığ'a gelmiş 2-3 tane yatırımcı var. Hı hı. Şu an hem birinci organize sanayide hem ikinci organize sanayide bu noktada bizlerin de desteğiyle başlayan firmalar var. Tekstil noktasında bizlerin desteğiyle başlayan bir firma var. En son işte şu an yanında yaklaşık 700 tane eleman çalıştıran bir firma. O dönem burada yeri aldı, alamadı noktasında Bingöl'e giderken biz kalktık, ayağına gittik. Abi kurban olayım yapma dedik. Bu şehrin buna ihtiyacı var dedik. Ve her noktada kendisine ön ayak olduk. Gitti, beton firmasıyla anlaşmaya gitti. Kalktım, yanında gittim. Prefabrikçiyle anlaşmaya gitti, yanında gittim. Aman aman dedim, bir sıkıntı olmasın. Allah'a çok şükür şu ana kadar 700 tane kardeşimizle işbaşı yaptı. Hı hı. Baktığınız zaman mermerde, madende, az önce örnek verdim. En büyük şu anda gücümüzü alacak veya bizim en büyük gücümüz olacak nokta maden. Neden? Türkiye'nin en büyük rezervi. Hı hı. Şu an orada da bismillah dediler. Çalışmalar başladı. Sahaya indiler. Baktığınız zaman özellikle Harput'ta inanç turizmi noktasında, hı hı, güzel işler atılıyor. Ben buradan başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle son yıllarda Harput'un gerçekten güzel bir yükselen, hı hı, ivmesi var. İşte yapılan hizmetler var. Özellikle estetik anlamında güzel işler oluyor. Baktığınızda işte sağlık alanında şehir hastanemiz var, özel hastanelerimiz var. Çoğu noktada bölgenin, hı-hı, sağlık noktasında birinci, hı-hı, iliyiz ve inşallah geçen de burada hocamızın dediği gibi şehrin batısına da inşallah bir güzel bir kompleks, hı-hı, kurmayı planlıyoruz. Bu noktada baktığınızda ikinci organizemiz açıldı. Özellikle oraya da yatırımcı gelmesi noktasında görüştüğümüz insanlar, hı-hı, var. Ricacı olduğumuz insanlar var. Yani benim en büyük hedefim özellikle yatırımcı firma bulma, buraya getirme noktasında en büyük iddiam bu olacak. Hı hı. Özellikle çünkü ben gençlere hep şunu söylüyorum, size iş imkanı noktasında alanlar açacağız. İnşallah da onları mahcup etmeden bu şehirde böyle hayırla anılan, hayırla yad edilen, sokağa çıktığında herkes tarafından değer gören bir milletvekili olmak istiyorum. Bunun için de ben de farkındayım. Onların gönlüne girmem için güzel hizmetler yapmam lazım. Onlarla bir arada olmam lazım. Onlarla proje üretmem lazım. İnşallah bunların hepsini de tekrardan söyleyeyim. Belediyesiyle, STK'sıyla, basınıyla hep birlikte bu şehir, çünkü bizlerin
Hep birlikte bu şehrin geleceği de bizleriz. Hı hı. İnşallah sırt sırta, omuz omuza vererek güzel işleri yapacağız. Peki efendim. Çok az bir süremiz kaldı. Son olarak neler aktarmak istersiniz buradan Elazığlılara, seçmenlerinize, özelde de gençlere? Ya şöyle bir şey, tabii genç kardeşlerimle hep konuşuyorum. Bazen geçmişten örnekler verdiğim zaman diyorlar ki, ya abi anlatma onları, işte şu ana bakalım. Ama ben de hep söylüyorum, ya tamam geçmişe bakmayalım ama şöyle gerçekler var. Bu memlekette daha önce uçak fabrikaları kapatılmış, otomobil fabrikaları kapatılmış, motor fabrikaları kapatılmış, kat sayı zulmüne uğradığı için insanlar okul okuyamamış, başörtüsü taktığı için genç kardeşlerimiz üniversiteye gidememiş, onlar da hakeza kat sayı zulmüne uğramış. Baktığınız zaman her zaman bize bir rol biçilmiş, bizler de kendince o rolü oynamışız. Ama şu an baktığınızda kendi doğalgazını, doğalgaz sismik araştırma gemisini üreten, bulamazsınız denilen doğalgazı bulan, çıkaramazsın denilen doğalgazı çıkaran ve 2020 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız o gün dedi ki, bizler 2023'ün Nisan ayında Allah'ın izniyle evlere kendi doğalgazımızı vereceğiz. Bugün baktığımızda Rabbime binlerce kez şükür olsun. Şundan dolayı şükür olsun. Yıllarca bu ülkede doğalgaz aradılar, yok dediler. Yıllarca petrol aradılar, petrolü buldular ama... Gabar'da yine bulunmuş, bunu da söyleyelim. Petrolü bulduk, işte üstüne betonu döktük ablacığım ve dedik ki bulamadık. Neden? Çünkü o gün oraların araştırmasını yapan firmalar Türk firmaları değildi. Yurt dışından geldiler, baktılar, buldular ama üzerini kapattılar. Bugün bizlerin bir söylemi var, güçlü ve istikrar sahibi bir Türkiye istiyoruz. Şundan dolayı bunları söylüyorum. Türkiye Allah'a çok şükür 21 yılda çok büyük kazanımlar elde etti. İşte doğalgazdan başladık. Geliyorum, 60 yıllık hayalimiz olan TOG'u sokaklara indirdik. Bakıyorsunuz düne kadar her gün bir terör olayıyla uyanıyorduk. Her gün şehit haberlerimiz vardı. Neden? O dönem İHA'larımız, SİHA'larımız henüz yoktu. Her onlar vardı. İsrail'den alıyorduk. Ama ne yazık ki hiçbiri çalışmıyordu. Dünyalarca milyon dolarlar para veriyorduk. Ama aldığımız her onlar çalışmıyordu. Bugün kendi İHA'larımız, SİHA'larımız var. Bugün kendi savaş gemimiz var. Bugün baktığınızda Hürkuş'umuz var. Altay tankı var. Bugün baktığınızda kendi bor fabrikalarımız var. Allah'a çok şükür tüketen bir toplumdan üreten bir topluma ulaştık. Ben genç kardeşlerime şunu söylüyorum. Bir tarafta her noktada üreten, bir tarafta her noktada gençlere değer veren, bir tarafta her noktada milli ve yerli olma noktasında vatanseverliğiyle, millete sevdasıyla bir liderden bahsediyoruz. Diğer tarafta karşımızdaki bir millet ittifakı var. Ben soruyorum, diyorum ki, güzel kardeşim bana söyle. Bunlar şu an kimlerle, kaçlı masa bu? Altılı mı, yedili mi, sekizli mi? Her gün biri çıkıyor, her gün biri destek oluyor. Ve ilginçtir, Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmeyen ne kadar adam varsa, işte bakıyorsunuz Biden, Amerikan Başkanı diyor ki, muhalefeti desteklemeliyiz. Bakıyorsunuz FETÖ diyor ki 15 Mayıs'a biletlerimizi aldık. Geri geleceğiz. Bakıyorsunuz işte İsrail muhalefeti desteklemeliyiz. Ben de diyorum ki ya bu Tayyip Erdoğan madem bu kadar kötü, madem bu kadar ülkesini sevmeyen bir adam, güzel işler yapmayan bir insansa neden bu Türkiye üzerinden yıllarca plan proje yürüten, neden her zaman bizlerle alakalı bir planları olan bu ülkeler veya bu yapılar Tayyip Erdoğan'ın yapısında değil, yanında değil de karşısında yer alıyor. Herkes çok iyi biliyor ki Allah'a çok şükür Tayyip Erdoğan bu ülkenin vatanını, milletini seven bir evladı. Allah'a çok şükür baktığınızda bir karşımızda Millet İttifakı var. Sırtını kimlere yasladığını bilmediğimiz, işte bir Kandil'e mi yasladı, bakıyorsunuz FETÖ'ye mi yasladı. Şundan dolayı diyorum, işte Pervin Buldan 3 gün önce çıkıyor diyor ki Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında konuştuklarımızı açıklasın. Ertesi gün bir tane milletvekili diyor ki sandıkları patlatacağız Kılıçdaroğlu'na oy vererek. Ardından cezaevinin kapılarını patlatacağız. Ardından cezaevindeki arkadaşlarımızı kurtaracağız diyor.
Şimdi ben de o yüzden kıymetli halkımıza soruyorum. Onlar feraset sahibidir, vicdan sahibidir. En iyi onlar görür. Bu noktada gerekli sandıkta ne yapacağını en iyi onlar biliyordur. Doğruyla yanlışı en iyi onlar ayırt ediyordur. Ama biz Allah'a çok şükür memleketine sevdalı bir oy için veya bir cumhurbaşkanlığı için herkesle aynı masaya oturmayan ve herkesten emir almayan bir liderin arkasındayız. Bu noktada da onlardan dua ve destek bekliyorum. İnşallah onlar da sandıkta en güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımıza destek vererek işte bir Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılı tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti, enerjiden sanayiye, sanayiden tarıma, tarımdan mutlu, huzurlu ve istikrar sahibi bir Türkiye hayal ediyoruz. İnşallah da onların desteğiyle Türkiye yüzyılının ateşini Elazığ'dan yakacağız inşallah. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Başarılar ediyorum. Başarılar diliyoruz. Eyvallah. Diliyoruz bu seçimler ülkemize, milletimize ve Elazığ'a hayır getirir Amin. Efendim. Amin çok inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Evet sayın seyirciler, Seçime Doğru programını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek, buluşmak ümidiyle ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.